Borsayla devam edelim. Çünkü borsa 2 haftalık kaybını geçtiğimiz hafta çıkardı. Ve alımların da ağırlıklı olarak BIST 100 endeksinden 30 endeksine kaydığını görüyoruz. Bir önceki düşüşte ise 83 bin kişi ayrılmış borsadan. Hani bu kadar düşüşün ardından bu hızlı yükselişi nasıl okumak lazım? Bir de dediniz ki seçime kadar olumlu kalacak borsa dediniz. Arada düzeltmeler de olacak mı? Ya tabii ki düzeltmeler sert kalmaya devam edecek bence. Yani gün içi ya da işte dönem dönem bir haftalık, 10 günlük periyotlarda sert düzeltmeler göreceğiz. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi aslında çok fazla yerli yatırımcı ağırlığının olması borsa içerisinde. Yerli yatırımcıların vadelerinin çok kısa olduğunu biliyoruz. Bu kısa vadeler nedeniyle de ister istemez özellikle düşüş dönemlerinde buradaki satış emirlerinin hızlandığı sürece de giriyoruz. Aynı zamanda kaldıraçlı işlemler çok fazlaydı. Yani marjinli işlemler çok fazlaydı. Bunun biraz daha önde geçildiğini son dönemde gördük. Bunun da etkisiyle bu pozisyonların kapanması nedeniyle de o 2 haftalık sert satış döngüsüne girmiştik zaten. Burada önlemler biraz daha Nisan ayına doğru ötelenmiş gibi duruyor. Büyük ihtimalle seçime kadar da uzatılacaktır en azından bu tarafta. Çünkü hükümet tarafı kanadında en azından çok sert bir değer kaybı istenilmediğini anlıyoruz borsa tarafında. Yani borsaya alternatif bir yatırım aracı olarak herkesin portföyünde tutmasına yönelik bir devlet politikamız da ağır ağır oluşmaya başladı. İşte halk arzlarda da bir teşvik ve hızlanma görüyoruz. Yani aslında halk arzda firmalar açısından hakikaten düşük bedelli bir kaynak yaratma imkanı sağlıyor. Bu açıdan da ben borsada özellikle yan tahtalarda çok sert satışlar dönem dönem görebiliriz. Dönem dönem sert yükselişler de görebiliriz. Fakat genel trendin yatay yukarı yönlü olduğunu, genel endeks açısından konuştuğumuzda yatay yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Seçime kadar tabii seçim ve seçim sonucuna bağlı olarak ondan sonrasına bakacağız. Fakat şu andaki görüntü yani borsa açısından özellikle BIST 30 hisseleri bakımından konuşacak olursak yani o tarafın halen cazip değerlemeler sanayi şirketleri özelinde barındırdığını ben düşünüyorum. Bir de dediniz ki sektörel ayrışmalar olacak, sanayi bankacılığın önüne geçecek. Bunu önümüzdeki bilanço sezonunda mı göreceğiz? Şimdi 25 Ocak'ta Arçelik'le başlıyor bilanço sezonu. Şubat ayında da yoğunlaşacak bilançolar. Bu bahsettiğinizi orada mı göreceğiz? Beklentileriniz neler? Hem bankacılık hem sanayi tarafında biraz daha detaylı olarak. Tabii. Şimdi bankacılık tarafında büyük ihtimalle biz ilk yani yılın son çeyreği bilançosunda olumlu bir bilanço göreceğiz. Yani bunun fiyatlaması zaten önemli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Ama hani bilanço açıklandığı zaman da öncesinde ya da sonrasında biraz daha bunun fiyatlamalarını görebiliyoruz piyasada. Bu açıdan hani bu dönemler bankacılık sektörü için olumlu ayrışma yaşanabilecek dönemler. Fakat bunlar kısa süreli olacak. Çünkü biz yani 2023'ün ilk çeyreğinden sonra büyük ihtimalle banka bilançolarında risklerin arttığı bir döneme girebiliriz. Yani burada risklerden de kastım aslında net faiz marjı tarafında artık bence hani sona doğru yaklaştık. Yani maksimum olabileceği seviyelere doğru geldik. Burada işte sabit getirili menkul kıymetler tarafında önemli karlar yazıldı şu anda. Yani faizlerdeki düşüş trendiyle beraber. Keza net faiz marjında işte kısa vadeli fonlama maliyetinin hızla düşüyor olması burada bankacılık sektörüne olumlu yansıdı. Keza kur korumalı mevduatın yarattığı bir olumlu bir bilanço etkisi oldu bankalarda. Fakat bunların ağır ağır sonuna yaklaştığımızda görüyor olmak lazım. Yani borsa açısından baktığımızda zaten gerçekleşmiş olan yani etkilerin aslında çoğunun fiyatlar içinde olduğunu görmek lazım. Bundan sonra önümüzdeki dönem için ne bekliyoruz? Biraz daha buna odaklanmak gerekiyor. Burada karlılık açısından tüm iyi tablo bankacılık sektörü için neredeyse gerçekleşti. Yani olabilecek en iyi tablo gerçekleşti. Bundan sonra karlılığı bozucu etkenler daha ön plana çıkabilir. O yüzden ben biraz daha sanayinin gerisinde kalacağını düşünüyorum. Aslında genel anlamında da baktığımızda yani öz kaynak karlılığı bazında bile iki sektörü karşılaştırdığımızda bu bize genel tabloyu da söylüyor. Yani bankacılık sektörünün öz kaynak karlılığı halen sanayi sektörünün altında kalmaya devam ediyor ve büyük ihtimalle de kalmaya devam edecek.
Bu açıdan da ben halen sanayinin bir adım daha önde olacağını, belki sanayinin yanına ulaştırma da koyabiliriz. İşte son dönemde artan özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus ve işte artan turizmin etkisini de belki buraya ekleyebiliriz. Fakat genel anlamıyla daha reel sektör ve reel sektöre yönelik şirketlerin ön plana çıktığı, finansal sektörün biraz daha geride kaldığı bir döneme girdik diye ben düşünüyorum.